Arada tekrar soruyu tekrar söylüyorum As gazetesinden. Birçok kişi senin başka bir yıl başka bir takıma gönderebileceğini söylüyor. Sen bu ihtimali nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü Bellingham, Modric, Kroos gibi futbolcu onlara beraber oynayacaksın. Yoksa başka bir takıma kiralanabilir misin? Böyle bir ihtimali ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Dediğiniz gibi birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım. Başkan ve hoca bunun söz konusu olmadığını söyledi. Buraya oynamaya geldim. Çalışıp formayı almak istiyorum. Merhaba Alberto. Onda Fero'dan. Niçin birinci takımda niçin kalmaya karar verdin? Yoksa başka bir yere gitmek gibi veya gönderilmek gibi durumu işte ihtimal dahilinde gördün mü? Nasıl düşünüyorsun bu konuda? Yani kalacak mısın yoksa oynayacak mısın yoksa başka bir takıma gitme durumun var mı? Madrid size burada oynama şansın var diyorsa bunu reddetmek imkansız. Dediğim gibi az önce de çalışıp oynamaya geldim buraya. Bir yere gitmemin söz konusu olmadığını söylediler. Beni de buna ikna ettiler. Burada kalıp oynamak istiyorum. Hola Arda, Roberto Morales. Merhaba Arda, Efe Ajansı'ndan. Senin birinci hatıran değil, Real Madrid'de ne hatırlıyorsun? İlk hatıraların Türkiye'den gelmeden önce çünkü biliyorsun son anda yenilme durumundan tekrar maç kazandı. Senin idolün kim? Real Madrid'deki idollerin kim? Kimleri kendine örnek alıyorsun Real Madrid'den? Real Madrid çok önemli bir mirasa ve çok kaliteli oyunculara sahip. Cristiano Ronaldo'yu herkes biliyor, çok izledik. Mesut Özil, Guti, Zidane bu takımda çok önemli isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. David Alvarez, El País gazetesinden. Mesut Özil'i soracaktım. Kendisi az önce söylediğin Özil'den bahsettiğin, kendisiyle aynı takımda oynadın zaten Mesut Özil'le. Sana ne anlattı? Real Madrid'den neler anlattı? Gelmeden önce tavsiyelerde bulundu mu? Senin hakkında Real Madrid seninle ilgilendiği dönemlerde neler bahsetti? Ve operasyon tamamladıktan sonra geldikten sonra ne tavsiyelerde bulundu sana gelmeden önce? Ne fikirler verdi? Ne önerilerde bulundu? Büyük kulübü olduğunu söylemişti. Onunla iyi bir abi kardeş ilişkimiz var. Dediğiniz gibi onunla da oynadım. Ondan çok şey öğrendim. Merhaba Arda. Radyo Marka'dan arıyorum. Radyo Marka'dan seni arıyorum. Ancelotti ile konuştun mu? Görüştün mü? Senden ne istediğini, ne beklentilerini söyledi mi? Roberto bir şey de mi sordu? İlk ne hatıralarım var kafanda? 2011. kupayı aldı, 14. kupayı aldı. Sen neyi hatırlıyorsun? Ve Ancelotti ile konuştun mu? Önce bana onu söyle. Ondan sonra da Real Madrid'in hafızanda ne kalmış görüş olarak? Ne hatırlıyorsun Real Madrid olarak? Süreci başladığında hocamız beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediğini söyledi. Hatta onlarda antrenman başlıyor. Bana söz ver gelip gelmeyeceğine dair dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Ondan sonra da aramaya devam etti. Beni nerede kullanabileceğini söyledi. Çok iyi bir iletişim kurduk. Real Madrid ile ilgili tabii ki Şampiyonlar Ligi finallerini en çok hatırlıyorum. Arkadaşlarımla izliyorduk. Hola Arda. Sergio. Sergio Fernandez, Relevo. Pazarlık çok hızlı koştu. Yani senin için yapılan pazarlık hatta çünkü Barcelona Başkanı da senden bahsetti. Barcelona seninle ilgilendi mi almak için yoksa gerçek miydi değil miydi yoksa çok biraz böyle garip bir pazarlık süreci gibi olduğu gibi yoksa Real Madrid direkt mi ilgilendi nasıl bize bilgi verebilir misin bununla ilgili olarak? Dediğiniz gibi birçok Avrupa kulübü istedi, tekrar söylüyorum. Herkesle görüşmelerimizin olduğu takımlar oldu ama Real Madrid devreye girdikten sonra ve gelip burada oynama şansın olduğunu söyledikten sonra çok fazla bir şey ifade etmiyor. Hola, Arda'ki. Arda buradayım. Luis Castro, tebrik ediyoruz seni önce her şeyden önce tebrik ediyoruz. İdollerinden bahsettin, örnek aldığın kişilerden bahsettin. Şu andaki ekipte oynayan oyuncular arkadaşlarına hangileriyle oynamayı onları zaten oynarken seyrettin. En çok oynamak istediği, onlarla beraber paylaşmak, saha paylaşmak istediğin takım arkadaşların en çok sevdiğin, en çok tercih ettiğin kişiler kimler? Şu andaki takımdaki oynayanlardan. Burada bulunan her oyuncu çok önemli, çok kaliteli isimler. Ama tabii ki benim pozisyonumda Modric dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Ondan da çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Ama ben sorularımı İspanyolca soracağım izin verirsen. İnşallah çok büyük başarılar elde edersin. Gürel Tokmak Milliyet. Anecho varias preguntas. Birçok soru sordular. Birçok sorular sonra ben sorduğum soruyu derinleştirmek istiyorum. Takım Amerika Birleşik Devletleri'ne kampa gidecek. Sen de birinci ekipte mi olacaksın yoksa
Bu sene belki bir sene dışarıda oynayabilirsin, takımda oynayabilirsin. Bu konu böyle bir ihtimaller var. Biz senin burada olmanı istiyoruz, kalmanı istiyoruz, oynamanı istiyoruz ama eğer bir sene başka bir takıma gidersen, dersen Bayer Leverkusen diye adı geçiyor, başka takımların isimleri geçiyor. Hangi takımı tercih edersin? Seni Ancelotti ile konuştuğunu söyledin. Böyle sadece o zaman ilk soruya cevap ver istersen. Şeyi tekrar söyleyeceğim. Avrupa'dan birçok kulüp beni istedi ama dediğim gibi Real Madrid gel burada oyna dediği zaman iş bitiyor. Az önce de söylediğim gibi kiralamam söz konusu değil. TVB Spor Çiğdem Günal. Arda başarılar diliyorum. Umarım. Enhorabuena. Teşekkürler. Şahit oluruz. Senin sonuna kadar destekliyoruz. Az önce Real Madrid'in dünyanın en büyük kulübü olduğunu ifade ettin. Ve Real Madrid eğer sizi çağırıyorsa gibi ifadeler kullandın. Ben Sayın Başkan Florentino Perez'in seni hangi cümlelerle ikna ettiğini merak ediyorum. Bir de Luka Modric seni Real Madrid sürecinde arayıp formamı önümüzdeki günlerde sana teslim etmek istiyorum dedim mi? Teşekkür ederim, başarılar dilerim. Tabii ki buranın dünyasından bahsetti. Burada dediğim gibi oynama şansın var, kiralamayacağız seni dedikten sonra çok fazla ikna etmek için bir şey söylemesine gerek yok. Modric'le de böyle bir konuşmamız olmadı, ona çok saygı duyuyorum.